Volkan, vallahi çok heyecanlı. Ne sürprizi bu? Gel canım, şöyle otur. Kalbim fırlamaya başladı benim. Kızacağım bir şey mi yaptın sen? Hayır karıcığım, sevinçten havalara uçacaksın. Aman Volkan, amma da uzattın ha. Hadi söylesene artık. Aman, bunca tantana bu yüzük için miydi? İyi ama evlilik yıl dönümümüz değil ki. Açmayacak mısın? Bu ne? Kolye falan mı olacak? Hayır canım, villamızın anahtarı. Villa mı? Villa mı? Villa mı? Evet canım, tekrar edip durmayın. Villa, doğru duydunuz. Aşkım! Volkan! Volkan! Ya. Kocaman mı villa? Kocaman, böyle. Son zamanlarda seni çok üzdüğümün farkındayım. Bu yüzden anneme de artık kendi başına yaşaması gerektiğini söyledim. Ve biz de yeni evimize geçerek yepyeni bir hayata başlarız. Ha, ne dersin? İkimiz mi? İkimiz. Doğru mu söylüyorsun? Evet, doğru. Kocaman mı villa? Kocaman. Volkancığım hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun ama bu ev işi... Ne olmuş ev işine? Yani sence zamanlaması biraz yanlış değil mi? Herkes kriz var diye bas bas bağırıyor. Ödemelerde zorlanmayacak mısınız? Ne yapayım abicim? Evliliğimi kurtarmak için böyle radikal bir şey yapmak zorundaydım. Kredi mi çektin? Evet. Ya işler umduğumuz gibi gitmezse? Ya ödeyemezsen? Aman abicim ya, ağzını ayrı açsana. Ben hesabımı kitabımı yaptım, merak etme sen. Hem şu yeni işi aldık sayılır. Birincisi daha o işi almadık. İkincisi o adama ben hiç ama hiç güvenmiyorum. Ama Hakan, senin yüzünden zaten bir türlü çıkış yapamadık. Hep tedbir, hep sağlamcılık. Nereye kadar söyler misin? Ya rica ederim Simge gibi konuşma Volkan. Biraz cesaret göstermezsek yerimizde sayıp duracağız. Bizimle aynı anda bu işe atılanlar yürüdü gitti. Biz öyle yerimizde öyle kaldık sayıyoruz. Hem itibarımız var hem de hepimiz rahatça geçinebiliyoruz. Daha ne olsun? Neden azla yetinelim? Neden yazlığımız, yatımız, hatta özel uçağımız olmasın ki? Oğlum uçmuşsun sen, iyice saçmaladın. Hiç olmazsa hayallerim var. Tabii tabii. Ay Hakan Bey, de şu inadından vazgeçerse, şu işi alırsak elimiz epey bir rahatlar yani. Hiç merak etme hayatım. Bu kez Hakan'ı dinlemeyeceğiz. Ona kalırsa ne uzar ne kısalırız. İşte aynen buralarda böyle pineklik dururuz. Ay bu Hakan da keçi gibi inatçı vallahi. Hala kira köşelerinde sürünüyorum ya. Bir arabam bile yok. Özge'nin okul taksidi, giyimdi, kuşamdı derken hop para gidiveriyor. Hiçbir şey kalmıyor elimize. Ay bu iş olunca biz de evin bütün kredi borçlarını öderiz şıp diye. Olacak. Bu kez kesin olacak. Olmak zorunda. Gayet güzel. O zaman bu iş tamam. Benim için de tamam. Hayırlı olsun. Yalnız belirtmekte yarar var. Bu işe girmeden önce %40 oranında bir yatırım yapmanız gerekecek. Sonrasında da size sunduğumuz ödeme planında hiçbir aksaklık yaşanmaması gerekiyor. Aramızdaki anlaşma dolar üzerinden olacak. Çünkü biz bütün ödemelerimizi dolar üzerinden yapıyoruz. Kaygılarınızı anlıyorum Hakan Bey. Hiç merak etmeyin. Hemen işe başlayabilirsiniz. Sanırım aramızda bir güven problemi yaşanmaz. Zaten sözleşmeyi hazırlatıp size yollayacağım. Hiç merak etmeyin. Ne demek efendim? Acelesi yok. Siz nasıl münasip görürseniz. O halde bugün start verin derim ben. Geç kalmayalım öyle değil mi? Hay hay. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyurun. İyi günler. Adamın suratına bir tek size güvenmiyorum demediğin kaldı Hakan. Doğrusu bu. Adama kesinlikle güvenmiyorum. Piyasada adı sanı olan biri değil. Bu işe Simge ve senin ısrarına girdiğimi biliyorsun. Ay, ne oldu? Ne oldu? Oldu bu iş kızlar. ama Hakan Bey yine çok endişeli. Piyasa çok durgun. Eğer bu işin sonunda bir aksilik çıkarsa bittiğimizin resmidir. Merak etme abicim. Her şey yolunda gidecek, inan bana. Bu işi bana bırak. Sen planlarla ilgilen yeter. Senin gözünü neden kararttığını biliyorum. Şu yeni aldığın ev yüzünden, öyle değil mi? Ay rica ederim Hakan, lütfen evimize laf etme yani. Ne edeceğim canım? Güle güle oturun tabii. Aman, bu kadar büyütmeyin. Hakan'ın her zamanki hali işte.
İş oldu ya, siz ona bakın.